arkadaşlar, değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Nasılsınız, iyi misiniz canlarım? İnşallah iyisinizdir. Rabbim iyilik versin. Beni sorarsanız ben de iyiyim çok şükür. Ne yapıyorum ben arkadaşlar? Ben töngel seçiyorum. Töngeller göğünüdü bayağı. Bunu Cemre abim vermişti. Ondan sonra Kadriye ablam verdi. Biliyorsunuz kendi tarlamızdan ben toplamıştım. Kenara koy, üstüne koymuşum da. Ha, o da göğünümüz. Bak görüyor musun? O Kadriye ablamın verdiği töngel. Ondan sonra şimdi ben bunun hörtlerini yapacağım arkadaşlar. Biz hörtlek deriz. Ondan sizlerle de dedim paylaşayım. Arkadaşlarımla hem oturur hem dedim görse diyeyim. Ondan sonra çok güzel oluyor. Biz de yapıyoruz yani. Ben ilk kez yapacağım bunu. Ama yemesini çok severim. Gerçekten güzel oluyor. Şöyle çok eziklerini almıyor. Döküldüğü için. Bunları şimdi seçeyim olmuşlarını. Güzel bir işlemden geçireceğim bunları tabii ki. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne işler görüyorsunuz? Biz de köyde iş bitiyor diyoruz. İş bitmiyor. Bitmiyor, bitmiyor. Yine de bitmesin. Sağlık olsun da. İş bitmesin yine de. Ne yapalım? Şuraya böyle içsene bezden beraber bana. Şöyle böyle iç. Şöyle bezle içsene ezilmesin bir göğünün üstüne. Öyle ezilmesin. Ha. Tabii. Teknoloji adamı. Ama bu kaç kere işlemden geçecek işte arkadaşlar. Hepsi aynı anda olmuyor bunların. Gel oğlum gel. Saldırma gel. Çağırın çağır. Yoldan geçene saldırıyor. Çocuk geçiyor. Arkadaşlar bu da kendi töngelimiz. Hani toplayıp da koymuştuk otun içine. O töngelimiz. Bunu seçtik. Göğünlüsünü aldık bu kadar. Ama bizim töngelimizin hepsi göğünmüş yani biz bayağı oldu koyalım. Maşallah biz var ya. Eşime diyorum ki şimdi şunu diyorum bunu yapayım diktim babana da götürelim bundan diyorum. O dikmiş yetiştirmiş Allah razı olsun. Kayınpederim yani. O da diyor götürelim Melek diye hem yanına gideriz otururuz diyor. Böyle. Büyüğümüz bizim her zaman baş tacımız arkadaşlar. Bazı yazılanlara çizilenlere inanmayın yani. Herkes sava da vuruyor, sola da yani. Yapacak bir şey yok. Hatta ben kayınpederime dedim, baba dedim, gel dedim ben sana bebekler gibi bakarım dedim. Ama ben dedim buraya gelip, hani burada kalamam. Ancak gelir giderim, bir kap yemek getiririm sana, o olur. Ama gel dedim benim yanıma. Sen dedim sabah alalım, akşam da bırakalım evi yani dedim. Öyle de kabul edersen dedim. Yok kızım dedi. Ben İstanbul'a gideceğim sahte dedi. Yani iyiyim dedi. Kimse büyüğünü atar mı? Atasını atar mı arkadaşlar? Yok ya kim atar ki? Kim satmaz? Asla. Ne kadar güzel olmuşlar. Olmuş bunlar. Yaprağını koyma. Bunu yıkayacağım ben. Bu da ısıcağı çok seviyormuş. Cemre abim de diyor ki kızım diyor üstünü ört. O hepsi göğünür onun diyor. Şimdi bunu bir yapayım. Bunu yapmazsam çürür bu. Ekşir yani. Ne da güzel değil mi? Güzel demek ne demek ya. Çok güzel anne. Ben de otun içine koydum daha bakmamıştım buna. Ama otun içinde daha fazla göğünüyor gördün mü? Aynen. Daha çabuk oluyor. Çabuk oluyor bak. Daha çabuk oluyor. Bir de ön üstü ısıcak ama bizim. Olsun bunu yine sıcak işte. Yine bunları oraya götürelim şöyle. Ön üstüne koyalım. Koyalım. Çalışmak gibi var mı ya? Boşta durmak iyi değil de çalışmak evet, daha güzel. Evet, çalışmak çok güzel.
Sana çok güzel şal. Buna şişe de aldım Korgan'dan. Şişelere koyacağım hep bunları. Nasıl tadı? Biraz mankuş tozu. Çok güzel ya. Çok güzeldi. Yaprağını katayım sen şurada. Niye? Ben iki tane yiyeyim de. Ya kaç tane yersen ye, sayılı mı yiyeceksin? Ha doğru ya. Fazla yeme ha. Birkaç tane fazla yeme bak. Tamam. Tamam. Ben bunu şişeye dolduracağım, şişeye. Aha. Fırtına geldi tepeye. Fırtına hiç rahat durmuyor. Fırtına uyuyor bugün daha. Aziz Allah. Ezanımızda okunuyor. Allah'ım ezensiz koymasın ya Rabbi. Karşı köyden geldiği için az geliyor zaten sesi. Bizim bura başlamadı da. Bizim ezan. Bizim hoca. Camiyanımızın ezanı bu da arkadaşlar. Bizim hocamızın. Thank you.
Arkadaşlar ben ezmeye başladım çöngellerimi. Şöyle de göstereyim. Şurada bayağı bir geçirdim. Ellerimi güzel yıkadım. Alyasımı çıkarttım. Eldiven takacaktım elime. Dedim yırtar çekirdekleri. Şöyle eziyorum hemen. Olmuş zaten bu. Tabii bunu biz güzelce pişireceğiz arkadaşlar. Pişmeden yapmayacağız. Şöyle az az da su koyup yumuşatıyoruz. Katı oldu yani yoğuracak suyu yok bu. Sulu bir meyve değil sahte. Bilen arkadaşlar bilir bunu. Bu şekil. Biz bunu dün önceki gün Kadriye abla da toplarken arkadaşlar Kadriye ablam anlattı. Ben o günleri görmedim ama bunun kalan posasını böyle posasını çekirdeği kabuğu kalıyor ya burada. Böyle bazlama yaparlarmış. Güneşte kurudurlarmış. Mısırla birlikte üyüdüp ekmek yaparlarmış eskiden. Biz onu görmedik yani onu bilmiyorum ben. Kadriye abla anlattı. Benim diyor kocanam diyor işte babaannem diyor yapardı diyor. Kurudurdu bunun diyor kalanını da diyor. Mısırı da katıp değirmende üyüdüp işte ne günler geçirmiş insanlar değil mi arkadaşlar? Vallahi. Aslında Kadriye ablam da gelecekti bugün ama onun da ablası falan gelmiş yanına. Ondan dolayı gelemedi. Beraber yapacak bakalım. Ben bunu ilk kez yapıyorum arkadaşlar. O da bana tarif etti. Böyle yap diye. Böyle yap Melek dedi. O da tarif etti bana. Ben de onun tarif ettiği gibi yapmaya çalışıyorum. Şunu daha temizlemedim. Yıkadım güzelce. Yakından çekebilirsin onu şöyle. Onu daha güzelce yıkadım. Ama daha bıyıklarını temizlemedim. Bunların bıyıklarını temizledik arkadaşlar. Şükrü de yardım etti bana. Güzelce. Yapınca güzel olsun. Onun bıyıklarını söktüm ben yavaş yavaş. Hakikaten bu... Sadece çekirdekleriyle kabukları kalıyor üstünde. Süzgecimin. Bayağı bir zahmetli iş yani. Hemen kolay yapılacak bir iş değil. Seçtik. Üstü yıkadım. Yıkama şeylerini göstermedim tabii ben. Üstü yıkadım. Yıkadıktan sonra tekrar bir daha uçlarını, o bıyıklarını diyoruz ya. Onları güzelce temizledim. Ondan sonra bir de bu işlemi var şimdi böyle. Tekrar burada bunu pişireceğim. Piştikten sonra kaynarıyla kavunuzları da koyacağım arkadaşlar. Hep sizlerle paylaşacağım bunu, göstereceğim. Allah nasip ederse. Şimdi göstereceğim hepsini de. Daha bir sürü töngelim var. Hemen hemen iki sepet töngelim var daha. Ondan sonra Kadriye ablam bana töngel verdi. Onu bilediğin yorum yapmışlar. Hani alıyorsun diye. Ben istemedim. Eşim çıktı ağaca döktü. Beraber topladık. Kadına ben hatta dedim ki Kadriye abla benim töngelim de var dedim. Hani o kamerada yoktur o görüntü büyük ihtimal. Cem lavum da verdi bana dedim. Var evde bana yetiyor dedim. Kız dedi ben ne yapacağım o kadar. Onun çünkü bir ağaç değil. Onun çok var töngel ağaçları. Toplamış. Onu da sirkeleyememiş yani. Biz yardım ettik. Verilen de alacağım tabii. Niye almayayım yani? Siz almıyor musunuz? Komşunuz, arkadaşınız, ahrabanız verdiğinde almıyor musunuz bir şey? Biz öyleyiz arkadaşlar. Biz öyle yetiştik. Olmayan onun var, benim yok. Biz veriyoruz birbirimize. Böyle. Şimdi bu plastiği bana verebilecek misin? Bu kabukları kaldı yiyecek. Tabii. Arkadaşlar, hürtlerimi geçirdim. Ama o kadar güzel oldu ki. Ben sulu falan yapmadım öyle. Çok az 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 az. İlk kez yaptım ben bunu. Ama yemesini çok severim. Ben geldikçe Cemlom hep bana böyle şişe şişe getirdi. Kendisini çok severim. Onu çöngel olarak da çok severim. Böyle hürtleri de çok severim. Ama çok güzel oldu. Ama ben o sevmeyecek gibi değil ki. Bu şimdi... bunu kaynatacağım güzel arkadaşlar.
Bakalım bundan kaç şişe dolacak ama benim daha burada bir sürü tüngelim var arkadaşlar. Şöyle gösterebilirim sizlere. Daha bunlar ermemişleri. Bunu şimdi aynı bu bezin üstüne koyacağım. Burada erenleri aynı bu şekilde yapacağım. Değerlendireceğim. İsteyen etmem arkadaşlar. Ondan sonra şu örtü dahini bizim bahçede toplamıştık. Sebetten de Cemre bunlar Kadriye ablam verdi. Onların içinden olmuşlarını da seçtim ben. Böyle çok güzel oldu ya. Şimdi ateşe doğru gidelim. Şunu. Bunu gidelim. Ateşe koyayım ben. Bizim köpekler kıldır kıldır geziyor abi. Şuna bak ya, ne güzel. Ben çok su koymadım arkadaşlar. Güzel olur ya. Hiç buna şeker falan yok. Kendi tadıyla. Şöyle. Melek ağzın sulan insanın ya. Kaynadayım da ye. Melek bunun tadı nerelere gider? Kokusu tadı var ya. Gelen arkadaşlarımızı da yoruma yazmış bir tane arkadaş. Melek abla diyor köye geleyim sana 5 dakika sarılacağım diyor. Ben de yorum okurken ne dedim biliyor musun arkadaş? Beni izliyorsun sen. Sıkı da tahirdimsin. Sen 5 dakika diyorsun ben sana 20 dakika sarılayım. Gel dedim aynı kolumu da açtım böyle. Tabii ki arkadaşlar hepinize sarılıyorum. Seviyorum. Ben de çok mutlu diyor. Buyurun gelin bekliyorum. Allah'a çok şükür. Yok yok. Pekmezinden, turşusundan. Ne arıyorsanız var. Varınca kadar daha hurmalarımız var sırada. Bunlar sonbahar, son güz, son güz meyveler arkadaşlar. Daha hurmamız da var sırada. Yapmadık tabii ki. İnşallah onu da yapacağız. Allah'ım nasip ederse. Şimdi ben bunu ateşe koyayım. Kaynatayım biraz. Ondan sonra bu da kaynarken şişelerini hazırlayacağım. Şişelerini de kurutacağım burada hemen. Karıştırmadığından sıçrıyor. Dibine de tutabilir. Bunu böyle hep karıştıracağım. Karıştırarak pişireceğim bunu. Böyle. Çok zahmetli iş bu ya. Evet. Bayağı bir zahmeti var bayağı, tabii ki. Kolay hiç olmuyor öyle. Kaynamaya başladı ama biraz daha kaynaması lazım. Şişelerimi de yıkadım. Burada kuruyor şişelerimde. Her şey doğal arkadaşlar. Tüngerimiz bir şey hırtlanmış. Altına ızgaralarını hep kapaklarını koyduk kuzinenin. Çünkü dibine tutacaktınız daha arkadaşlar. O kadar zahmet, eziyet. Boşa gidecekti. Yani çok ince iş. İçliği var. Aynen kaymak gibi oldu. Melek ya. Çok değil güzel mi? Oldu. Evet. Şuna bak. Vallahi. Çok güzel oldu. Ben bu işi yaparmışım arkadaşlar. Ben bu işi yaparmışım. Melek Hanım sen bu işi vallahi yapıyormuşsun ha. Yani çoklarla bile güzel yapıyorsun ha. Sağ ol. Teşekkür ederim canım. Vallahi mi? Billahi bak. Doğruya doğru. Ben de kaç şişe yıkadım bilmiyorum ama 10 şişe almıştım. Hepsini yıkamadım ama. 10 şişeyi hep yıkamadım. O işte yetmez oğlum öyle mi? Yeter be. Şimdi orada göründükçe yine yapacağız arkadaşlar. Yine var yani tüngelimiz. Çırpılarımı da gönderirim. Kızlarım çok seviyor. Oktay'ın anasıya yemez bunu. Bunlar yemezler. Ama iki kızlarım yer. Özlemimle Özlem yer bunu. Hele Özlem bayılır buna. Kaynar ki vallahi zor aldık. Şuraya malsana diyeyim şişelere. Böyle temiz cezvemle koyacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şu şekil. Bu bayağı bir katı çünkü. Şöyle şuradan başlayayım. Kalite kalite. Ben şişeleri
Sen dedin doğru olacak herhalde şurada. Şişe daha az yıkadım. Şöyle. Hemen şu kadar kapatır ağızlarını. Halleder mi? Sen yanasın mı? Şişelerimle o da güzel kurudu ki. Güzelin kapağına koyuyorum. Altı şişe anca doldurur dedim ama bayağı çıktı buradan. Ben hemen şişe yakayım ben şu bunlara. Tencere bunu da koyalım sobanın üstüne. Sen ağzını kapat olur mu Şükrü? Olur olur. Üç şişe daha yıkayım değil mi? Olur. Aynen. Üç şişe daha alır. Bunu hemen sobanın üstüne koyayım soğumasın. Sen de onları kapat Şükrü. Tamam. Çünkü öyle yapmamız gerekiyor. Şükrü şimdi benden. Melek dedi ilk önce ağzını kapatalım. Sen şişeleri öyle hazırla dedi bana. O da mantıklı geldi. Allah razı olsun. Ben... Hızlı. Hızlı evet. Yine hurmaları falan da toparlayayım. Çocuklarıma yine inşallah bir koli böyle bir şeyler daha göndereceğim böyle. Onlar da yesinler. Değil mi Şükrü? Aynen doğru söylüyor. Evet. Şükrü de kapattı. Ben de hemen şimdi bir 4 şişe daha yıkayayım. Şişemiz var. Çevireyim mi Melek Hanım? Az aşağı he. Onları saracağım Şükrü hep ben. Tamam ama çevireyim sarmasın. Çok güzel. Şükrü de çok meraklıdır böyle işler arkadaşlar. Allah ben böyle seni severim. Allah razı olsun. Bana hep böyle yardımcıdır yaptığımız işlerde. Tepe başlarında duman aldı arkadaşlar. Kalın çorağa sis bastı. Duman aldı. Hemen ben şişelerimi yıkayayım Şükrü. Arkadaşlar şişelerimizi doldurduk. Yemeğe ayırdık. 10 şişe doldurdum. Allah bereket versin. Rabbime şükürler olsun. Yine var yine yapacağım. Sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yaklaşık bir 3 saattir uğraşıyorum vallahi. Kolay bir şey değil. Çok ince iş. Yıka, temizle. Yıka, temizle. İşte süzgeçten geçir, kaynat, kavanozuna doldur derken yaklaşık bir 3 saatimi aldı arkadaşlar. Rabbime şükürler olsun. Allah'ım yemeğe nasip etsin. Hayırlı günlerde. Çoluma, çocuğuma. Sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bunu da Şükrü ile yiyeceğiz şimdi. Yiyeceğiz. Yemek yiyeceğiz akşam yemeği. Bu arada ben akşam yemeğimi de yaptım arkadaşlar. Çok güzel bir yemek yaptım. İnşallah ileriki zamanlarda sizlere de yaparım ondan. Allah'a ısmarladık. Sağlıcakla kalın. Sesimin gittiği her yere kucak dolusu selamlar olsun arkadaşlar. İyi ki varsınız. İyi ki sizler varsınız arkadaşlar.